borsada tepki alını var ya onun gibi mi oldu acaba diyorsun. <laughs> e peki <laughs> arada kenarda bilmem öteki kenarda isimlere baktığı zaman gençler sağda koşuyorlar. Nerede nerede şimdiye kadar bu gençler ya? <laughs> Kerim'i gördüm. Üç koratan çocuk. Herhalde dakika 35 miydi, 38 miydi bilmiyorum sarı kartı aldığı dakika. Kendi ceza alanının 4 metre önünden topu almak için mücadele ediyor sarı kart yedi. Galatasaray takımı Belhanda oynayacak. Arda Kalçasını kaldıracak. Fatih Terim atılmayacak filan filan filan. Adam da sonunda delirdi abi başkan. Ben dinliyorum. İşte başkan yanlış konuştu. Zamanlaması yanlıştı. İşte başkan bu tarz konuşmamalı filan. Ama kimse şunu söylemiyor ya. Ya başkanın konuştuklarının hepsi yanlış, hepsi yalan diye yok zamanlaması yanlışmış. Kol kırılır içinde yer kalırmış filan. Abi kol mu kaldı Galatasaray'da ya? Şimdi bir başkan takımına konuşuyorsa şu vardır. Futbolcuları ve teknik adama maddi olarak olanaklarını sağlıyordur ve veriyordur kardeşim. Onlar da karşılığını vermiyorlardır. Çıksınlar Galatasaraylı oyuncular. Biz paralarımızı alamıyorduk. FIFA'ya falan şikayet ettiler bazıları. Şeyde dahil mi Bak, de dahil. Evet. Belhanda. Evet, Belhanda dahil. E, Belhanda'nın istekleri. Şimdi öyle bir şey kardeşim. Yönetim Belhanda yolluyor. Futbolcular organize fotoğraf çektiriyorlar. O oluyor. işte taraftar filan. Bırakın abi bu işi ya. Fatih Hoca, Fatih Hoca tamam da geçmişi de parlak. Kesin. Sağda ol kardeşim ya. Teknik adamlığın boyunca bir yıl sahada ceza almışsın. Bir yıl teknik adamlığın boyunca de alıyorsun 3 milyon euro e o zaman 3 milyon euroyu ver abi ben bir yıl sahaya çıkmadım de. topçudan kesiyorsunuz parayı sahaya çıkmadığı zaman ya şimdi Fatih Terim tamam Fatih terimle çalışmak çok zor çünkü Fatih Terim o kulüpte divan kurulu üyesi sezon başında bunu 7 bin ya, küsur dedi bir ağabeyim, şey, numaram sezon başında numaram. bunu konuşurken şunu söyledik ben söyledim Mustafa Cengiz başkan, Fatih Terim teknik direktör. Erol Bulut başkan, Aziz Koç, şey Ali, Ali Koç. Koç. E, Beşiktaş'ta o başkan Sergen. Trabzon'da o başkan Antrenör bilmem kim. Yani Galatasaray'da çok zor iş. Demokrasi kızı gibi Fatih. E bir yerde de insanların burasına getiriyor abi Fatih Terim. İyi güzel de her şeyde haklı mısın ya? Her şeyi sen doğru mu yapıyorsun ya? Galatasaray'ın örf adetlerinden bahsediyorsun. Bana en az 10 tane telefon geldi. E, Fatih hoca örf adetlerden bahsediyor ama Galatasaray'ın örf adetlerine yakışır futbolculuğunda kafa atarak burun kıran antrenörlüğüne gidip adam döven Galatasaray'ın eee şeyine mi uyuyor diyorlar şimdi bak. Açanlar telefonlar hem de Galatasaray'ın bayağı etkili yerlerinde insanlar. Hoca. Ya Galatasaray'ın örf adetlerine Fatih uyuyor mu? Örf adetlerken diyorlar bunu diyorlar. Ama Fatih de Galatasaray'ın taraftarı diyor. Fatih Hoca bir bak aynaya. Ben nerede hata yaptım de ya. Hakem diyorsun hata. Topçu diyorsun hata. Rakip teknik direktör hata. Rakip başkan hata. Hakkımı niye savunmuyorlar hata. Bir daha aynaya bak hocam sen sağda kal ya. Al bak. İstettirmedin Fırat Aydınus'u. iki sene sonra verdiler. İlk başına Covid olduğu için gelmedi. Dınk diye verdi Serdar. Hadi istemeyin bundan sonra Fırat'ı Marat'ı. Veya Hasan Hüseyin'i Veli'yi. Arkadaş, tamam Fatih Hoca sen divan kurulu üyesin. Ama senin başında bir yönetim var. Senin başında bir başkan var. Sen teknik adamsın. He. Sen teknik adamlığını yapacaksın. Kulübü idare etmeye kalkmayacaksın. Hem kulübü idare etmeye kalkıyorsun. Şimdi de yeni seçilecek başkanlara oynuyormuş duyduğuma göre. Acaba hangisi olursa yanaşıyormuş duyduğuma göre, duyumlarıma göre o da kongre olur mu? Kimileri Haziran'da olur diyor. Kimisi Eylül'e gider diyor. Orada bilmiyorum Galatasaray'da. Ama abi Galatasaray'da ne Fener'de oluyor böyle bir kavga ne Trabzon'da ne Beşiktaş'ta. Niye? Çünkü teknik direktör Fatih Terim. Galatasaray'ın divan kurulu üyesi. Fatih'in başarıları var. Tamam güzel. ya yani ben Aldığın kupalar yıldım. güzel. Hepsi tamam. Bu, bu kulüpteyim dedi maçtan önceki yayıncı kuruluşa şey yaptığı açıklamada ben burada yola sonradan çıkmadım. Yani e, orada hatta bir metafor kullandı. Ne dedi? Gemiye mi sonradan? Yarı yolda binmedim evet. ben burada. Tamam tamam. Hepsi güzel de. Hepsi diye. güzel de. Sen teknik direktörsün arkadaş. Senin belli bir sınırların var. Bir de yönetim ve başkan var. Sen bu sefer aşarsan sınırı bu sefer onlar da sınırı aşmaya kalkarlar. Senin sınırların içine girerler. Ama biz istiyoruz ki kimse benim sınırıma gelmesin. Benim karşımdakinin sınırı burada bitiyor. Benimki burada başlıyor. Ben oraya geçeceğim. Ona her şeyi yapacağım. Sen benim sınırıma gelmeyeceksin. Yok öyle hikaye. Yok öyle hikaye. Fatih Terim yaptıklarına bakacak kardeşim. 10 yıl zarfında teknik adamlığında bir yıl dışarıda kalmış ya. Evet. Arkadaşlar bir yıl. Mustafa Deniz diye sordum burada. O gün özellikle beraberdik. Ya Mustafa dedim sen antrenörü atılıyordu. Hani kendisi Hep daha iyi bilir diye. Teknik adamlığında dedim kaç defa atıldı? Erman dedi ya topçuluğum da çünkü çok sinirli bir adamdı. 22 defa atıldım dedi. Teknik adamlığımda bir defa atıldım. Onda da dedi alanı ihlal ettiğim için dedi. Futbolcuyu çekip alacaktım dedi olayların içinde. Şimdi olmuyor Fatih Hoca. Sen sağda kal ya. İyi örnek olmuyorsun. Gidiyorsun kebapçı dövüyorsun. Gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Yapma abi. Galatasaray'ın örf vadetine Galatasaraylar ne diyor? Biz Avrupa'ya açılan pencere izliyorlar. Ama sen pencereden atlayıp adamı dövüyorsun gibi. Niye sustunuz? Ben sözünün bitmesini bekliyorum Bidirdim. hocam. Evet. Şimdi e, hocamın söylediği şeylerin hepsi doğru. Tıpkı sözünün başında işte başkanın söylediklerinin aşağı yukarı hepsinin doğru olduğunu söylediği gibi. Orada da bir sorun yok. Ben herhalde sevgili Ender sen daha iyi biliyorsundur. Bir aydır bu takımın programlarına, takım oyununa geliyorum. Hı hı. Bu bir aylık süre içinde Fatih Hoca ile ilgili o kadar doğru olduğuna inandığım eleştiriler burada yaptık ki, takımla takımın oyunu ile ilgili öyle eleştiriler yaptık ki, futbolcuların formsuzlukları ile ilgili öyle eleştiriler yaptık ki, bu bize yabancı bir konu değil ve de hepimiz de bunun doğru olduğunu zaten Burada konuşarak da söyledik. bütün bunlara rağmen bakın Galatasaray Başkanı veya şu anki eee Galatasaraylılık adı altında koyulabilecek kurallarla da ölçmeyeceğim. Günümüzde kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Kim olursa olsun ben işin o boyutundayım. Kesinlikle. Eğer benim başkanım olabilir, amirim olabilir, işverenim olabilir. Beni kapı önüne koyabilir. Hoca senin işine son verdim diyebilir. Ama bana şiddet uygulayamaz. Bana hakaret edemez. Mustafa Cengiz'in eleştirildiği tek konu zamanlama konusunda da her yerde bir işbirliği olması lazım. Galatasaray'ın şu an birinci önceliğinin bence